Tanrı varsa diyor. Ve iyiyse. Ve yani Tanrı'nın diyor, kötü olduğunu kabul ediyorsan mesele yok. O zaman hatta şeytan deriz adına. Ve bütün kötülükleri onunla açıklarız ve hiçbir tartışılacak hiçbir konuda kalmaz. Ama burada farklı olan yan Tanrı'nın iyi bir iyilik üreten ve iyiliği vaz eden bir şey olduğu. Ama ikisini birden de kullanabiliriz. Şöyle ki yani Allah şeytanı da yarattı. Şeytan daha önce yaratılmıştı. Nasıl daha önce? Demek ki şeytanı kontrol edemeyen bir güç. O zaman kaderi mutlak olamaz o. Yani şeytan Allah'ın iradesinden bağımsız olarak bu kötülükleri icra ediyorsa bu evrende, o zaman demek ki Tanrı'nın kaderi mutlaklık niteliğinde bir sorun var. Yani kontrol edemiyor onu. Ya izin veriyordur, o zaman niye izin veriyor diye sorarız onu. İzin vermiyor da o önleyemiyorsa o zaman güçsüz mü diye sorarız. Anlatabiliyor muyum? Ben tabii ki bu özellikle cevap vermek de isterim. Bu Epikürus'la ve daha sonra David Hume'la da beraber felsefede gündeme gelmiş. Felsefedeki başlığı genelde kötülük sorunu olan, İngilizcesi işte the problem of evil dediğimiz mesele. Şimdi bunu ele alırken iki türlü bunun yönü var. Bir mantıksal yönü var. Yani kötülükten hareketle Allah'ın varlığı hakkında bir şey söylenebilir mi veya yokluğu hakkında bir şey söylenebilir mi gibi bir şey var. Yani ontolojiyle alakalı bir boyutu var. Bir de Caner Bey, ne olursun, hayır, ben güzel kavramların içinde kalmıyorsun. Tamam. Soru kötülüğün bir de kötülüğün duygusal boyutu var. Ben ikisine birden cevap vermek çok zor çünkü buna cevap vermek onun için böyle geniş şimdi, bir çerçeve çizdim. Evet. Özgür irade mi diyeceğiz mesela? Bir dakika, ben daha diyeceğim. Basit bir şey ama diyeceğim, ben hepsini diyeceğim de ama kendisi yani ama giriş beni çok korkuttu. Caner Bey, siz şimdi felsefeci olduğunuz şimdi bakın, için şimdi şöyle bir şey var dediğimizde bu masanın üstünde bu bardak niye duruyor? Biz düştüğü işte bu su nasıl dökülüyor diye sorduğunuzda bir fizikçi onların bir cevabı var. Ama emin olun ki o moleküller nasıl dökülüyor diyor cevabı sorudan daha uzun ve daha komplikedir. Şimdi bir soru sorulunca tabii ki soruyu sormak basit, cevabı biraz uzundur. ama lütfen ama ben bir çok da ağır da bir soru yani ben, şimdi. Şimdi ben bu önemli merak etmeyin. Seyircilerimizden bugün bu soruyu da çok merak edenler de var. Seyircilerimizin de öteki günden izleyicilerinin anlayış seviyelerinde ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii ondan ki baştan buna girip bir anlatmaya çalışayım inşallah. Şimdi varlık, evvela şunu söyleyeyim, benim kanaatim şu, bizim evrende fizik dünyanın tasarımı, canlıların tasarımında, ondan sonra evrenin başlangıcında, ona kozmolojik delil diyoruz, yine tasarım delili diyoruz. Ondan sonra ahlakın varlığında, insanın akıl yürütme süreçleri gibi birçok ayrı alandan Allah'ın varlığı için deliller olduğunu, yani Allah'ın varlığına inancın ateizmden daha rasyonel olduğunu gösteren deliller olduğunu düşünüyorum. Bunların hangisini isterseniz açıp onun üzerine konuşmaya hazırım. Ve de özellikle arzu ederim burada ne kadar bunlar üzerine konuşabilsek konuşalım. Çünkü en temel mesele zaten Allah'ın varlığıyla ilgilidir. Çünkü şimdi ama soru ona, o değil. Bir dakika. Hayır, şimdi soru. Demek istediğim şu. Allah'ın varlığı evrenin tasarımı başlangıcı birçok yerden temellenebilen bir şey. Fakat buradaki diğer soru şu. Allah'ın varlığıyla kötülük bir arada olabilir mi? Ben diyorum ki eğer ki Allah'ın evrende kötülüğün oluşmasına izin vermesi için makul bir sebep gösterilirse, mantıki açıdan bunların bir arada olmasını olabileceğini düşünmemiz için makul bir sebebimiz vardır dedir. Nedir bu sebep bizim için? Bir, dinlerin koyduğu paradigmanın nasıl cevap verdiğine bakmamız lazım. Dinler diyor ki burası bir imtihan dünyasıdır ve insanların özgür iradesi vardır. Bakın, özgür iradesi olan bir varlık olmak kendi içinde değerli bir şeydir. Fakat özgür iradesinin olmasının da bir bedeli vardır. İnsanlar özgür iradeleriyle kötülüklere sebebiyet verirler. Belli işte Bosna'daki kamplarda işte Sırplar birçok Boşnağı öldürmüşlerdir veya diğerler. O zaman ben şunu anlıyorum. Şimdi kötülük vardır ve haklı bir nedeni vardır. Kötülük vardır çünkü burası bir imtihan dünyası ve bizim imtihanlarımız bu kötülüklerle. Biz o kötülüğe uyacak mıyız? İnanacak mıyız? İşte birilerinin ayağına çelme takacak mıyız gibi. Bu değil mi? Yani evet. Mesele bu diyorsunuz. Tabii ki özgür iradesi insanın insanların kötülük oluşturmasının temel sebebidir. İmtihan dünyası olduğuna düşünün. Ve hem doğal kötülükler hem özgür iradeden kaynaklanan kötülükler imtihan dünyasıyla açıklanmakla beraber. Fakat bizim en çok karşılaştığımız kötülükler insanların. Hı hı. İnsanların şahsi yaptıklarından kaynaklanmaktadır. Bu da insanın temelinde özgür iradesi olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi fakat şunu da söyleyeyim bir dakika. Monoblok değil hani bir şey sorabilir miyim? Evet. Özgür irade dediniz. Kimler için özgür iradeden söz İnsanlar ediyoruz? Için. Örneğin bebekler, örneğin zihni açıdan gelişmemiş insanlar, örneğin
hiç bir deprem bölgesinde yaşayan bir insanlar bakın, için. Onlar da dediğim gibi yangına, sele maruz kalanlar imtihan, değil mi? Onlar da dediğim gibi, şimdi dediğim gibi kötülükleri ikiye ayırdım aslında. Bir doğal kötülükler, bir insan özgür iradesinden kaynaklanan kötülük. Sizin dedikleriniz daha çok doğal kötülükler dediklerimize. Yok, örneğin babasının tasalladığına uğrayan bir küçük kız çocuğunu düşünün. İşte o özgür iradeden kaynaklanan kötülüğe giriyor. Ama özgür mağdurun özgür iradesi değil oradaki. Bakın tek yönlü değil. Dünyada kötülüklere, şimdi demek istediğim şu, insanlar mağdurun özgür iradesi yok. Şöyle bir cevap geldi. Güzel mi bu cevap bilmiyorum. Mesela kimisi kötülükle imtihan oluyor, kimisi de acıyla imtihan oluyor. Zaten kötülük... Hayır, başına bir kötülük geliyor. Diyelim o küçük kızdan bahsedelim. O küçük 5 yaşında kızın kötülük yani başına geliyor ve ondan bir şeyler öğrenecek. Evet, onunla maalesef işte gelişimi olumsuz yönde, birey ruhsal yapısı olumsuz yönde etkileniyor ve isyana da çok açık hale geliyor. İşte o yüzden zaten ahirette doğal tehdit olarak var bunlar içinde, işte şey var. Bu başına gelen kötü acılar... Onun da imtihanı mı acaba? Tabii ki, yani imtihansız bir dünya söz konusu olamaz mıydı? Yani Tanrı, her şeye kadir olan şimdi Tanrı, bakın, imtihan gerektirmeyecek. Yani bir başka hayır, tür bir evren şimdi böyle yaparsak, söz konusu olamaz kötülük mıydı soruna mesela? Cevap veremeyiz. Niye? Şimdi önemli olan bizim burada konuştuğumuz, Allah için mümkün birçok dünya var. Hmm. Fakat mümkün dünyalardan bir tanesinde varlıklara özgür iradesi vermesi var. Hmm. Fakat özgür iradeli bir varlık yaratmak kendi içinde değişik bir şeydir. Oldukça orijinal bir şeydir. Birçok canlıda yok, ağaçlarda yok, işte bu bardakta yok, birçok şeyde özgür irade yok. Fakat özgür irade verilmesinin bedeli insanın doğruyu seçebilmesinin yanında kötüyü seçmesi. İşte kötüyü seçtiği zaman adam tecavüzcü olursa o kızın başına o hareket gelir. Veyahut da o kamplarda gidip de belli o Sırpların yaptığı gibi Boşnaklara eziyet ederse onların başına o gelir. Oradaki bütün mesele o özgür iradeden kaynaklanan şeylerden dolayı diğerinin başına geliyor. Fakat bir de şuna bakalım. Bu duygusal boyutuna... Başına gelenin özgür iradesini konuşmuyoruz. Hayır, ama. Hayır, demek istediğim şu, bizim failin özgür hayır, iradesi var. Hayır, biz dikkat var. Edin. Yani... Hayır, ben şöyle ama şey... özgür irade teorisinin zayıf noktası bu zaten. Yani failin hayır, bence özgür irade teorisinin zayıf bir noktası yok. Hayır, özgür... Mağdurun özgür iradesi yok. Sophie'nin seçimi diye bir şey vardı biliyorsunuz. O kızını mı, çocuğunu mu, oğlunu hayır, mu seçecekti? Siz ben dünyada insanların başına kötülük geldi, kendisi özgür iradesiyle kazan demiyorum. Dünyada kötülüklerin nasıl açığa çıktığını açıklamaya çalışıyorum. Tabii ki 5 yaşındaki kız kendi özgür iradesiyle seçti demiyorum. Fakat o şahsın özgür iradesiyle kullanmasından dolayı oluşan kötülükten dolayı başına gel diyorum. Burada gösterebileceğimiz şey... Yani kötülük kötü bir şey dakika, yani. Özgür hatta, şey yaramayan hatta, bir şey hatta, yani. Kötü bir şey dakika, özgür bir dakika, irade ben, o durumda o kız çocuğu hayır, için. Mesela şimdi ben yerde tabii bir ki para buldum, cebime bazı, atarsam... O değil mi? Tabii mesela ki. Oradaki özgür irade o mu? Yani para insan... var orada ben onu görüyorum. Arkadaşım içeride o çantasından o parayı... Yani alabilir ya da almayabilirsiniz özgür seçmesini, irade. Hakkını verdiğini şimdi bir de şunu söyleyeyim. Peki özgür iradenen kötülüklerin kaynaklanabileceğini bile göstermek aslında. Sırf olabileceğini bile göstermek. Mantıksal açıdan Allah'la kötülüğün bir arada olabileceği anlamına gelir. Mantıksal arada bir arada olabileceği olması demek. Kötülükten hareketle bizim bir... Allah'ın varlığına karşı çıkamayacak olmamız demektir aslında. Ha, bir de şuna bakalım. Duygusal... Anlamadım. Şimdi mantıksal açıdan buradaki itiraz Allah'la kötülük bir arada olamaz. Hı. Eğer ki özgür... Allah'ın varlığında kötülük evet, olamaz. Eğer ki özgür irade kötülüğün kaynaklık yapabiliyorsa, Allah insanlara hı. özgür irade verip de kötülüğe kaynaklık yapabiliyorsa, o zaman demek ki öyle bir üçüncü bir önerme bulabiliyoruz ki biz, hı hı. kötülük vardır, Allah vardır'dan ayrı. Bu kötülüğün niye ortaya çıktığını açıklayabiliyoruz demektir. Ha, o zaman demek ki kötülük mantıksal olarak çünkü Allah vardır ve kötülük vardır önermeleri, fikirleri birbirinin çelişiği değildir. Mesela şu sorunun cevabı 2'dir ve 3'tür dersek 2 ve 3 birbirinin çelişiğidir. İkisi aynı anda olamaz. Ama baştan ama o zaman Allah'ın Allah varlığı, iyidir demiyorsunuz yani. Hayır. O zaman öyle dersiniz Allah'ın, tabii Allah'ın ki çelişmez. Şöyle, Allah'ın adaleti de olduğu için sonuçta ahirette o birçok şeylerin karşılığını göreceğini din söylüyor. Fakat bir ben de şunu söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Burada evet. zor bir şey var. Sinan Bey de bir dinleyelim. Bir şey de söylemek istiyorum. Çünkü tam açıklayamıyorum. Burada aslında ben daha da fazla bir şey söyleyeceğim. Böyle bir itiraz yapıldığında Fallacy of Stolen Concept dediğimiz yani çalıntı kavram mantık hatası dediğimiz bir hataya düşeriz. Bu da şudur. Benim iddiam şu. Allah'ın varlığını reddettiğinizde bir şeyin kötü olduğunu bile söyleyemezsiniz. Dikkat edin. Bir şeyin kötü olduğunu neyle söyleyeceksiniz? Hangi kavram? Çünkü bir şey ahlaki açıdan kötüdür demek
Ben onu şahsen ne düşünürsem düşüneyim, benim toplumum ne düşünürse düşünsün, insanların düşüncesinden bağımsız olarak bir şey kötüdür demek. Mesela diyelim Hindistan'da kocalarından sonra eşlerini yakıyorlardı. Biz ona kötüdür diyorsak, o kültür ne düşünürse düşünsün onun için veya onun kocası veya kadın ne düşünüyorsa düşünsün, onların düşünmesinden bağımsız olarak o kötüdür demek. Yani 3 artı 4. Ya hayır, bu kadar uzaklara gitmeye gerek yok. Bazısı hayır, mesela zevk olsun diye işte görüyoruz böyle tatil beldelerinde, benim bu yazda karşılaştığım bir şey. Canı istemiş, içmiş, kafayı çekmiş. Bakın, almış silahı, yavru köpeği bakın, vurmuş. Bakın kötülük kavramı. Özgür iradesi. Ben şunu diyorum, ben ellerimi yıkadım, buraya gelirken ellerimi yıkadım, bir şeyler içmiştik. Ellerimi yıkarken birçok bakteri öldü. Eğer ki insan salt biyolojik bir makine ise, bakterilerde RNA ve DNA gibi işte yapılar ama olan varlıklar. Ama şimdi Caner Bey, şimdi bu, aynı şey hayır, mi Allah aşkına? Bakın dikkat edin, Allah'ın varlığını reddettiğiniz zaman bir şeyin kötü olduğunu söyleyecek temeliniz bile kalmaz. Bir şeyin kötü olduğunu neye göre kötü? Niye? Mesela i̇nsan biz tavukları nasıl, yiyoruz. İnsan bakın, ben, kendi üret, evet. Aksine materyalist kişi ilk nedene bağlı olmadan evreni açıkladıktan sonra yani onu bir devre daim motoru gibi düşünüyor. Ve kötülüğün, oraya da geliriz. Ama kötülük bakın Tanrı'nın bir Tanrı'nın ürettiği faili olduğumu ürettiği mi ya hayır, da şusur, içerdiği siz, bir şey olarak mı kötülüğü savunuyorsunuz? Siz kötülük bir, nereden çıkartıyorsunuz? Bir şeyin kötü olduğunu nerede söylüyor? Kötülük kavramını nasıl çıkartıyorsunuz? Çünkü kötülük ya, demek... Hitler Yahudileri yaktı. Tamam, şimdi Hitler'e göre de o doğruydu. Ben ama de yanlış olduk ama bir dakika şimdi artık insanız hayır, ve bizim de ahlaki hayır, değerlerimiz var. Hani ben, neye göre kime göre demeyeceğiz ki bazı şeyleri. Bakın benim demek istediğim şu. Biz Allah'ı bir kenara bıraktığımızda bizim ahlaki değerler dediğimiz şey. Aklı bizim bıraktığımızda bence. Yani midemizin çalışması gibi biyolojik bir şeye dönüşür. Yani beynimizdeki ayna nöronlarıyla ilgili belli şeyleri algılamamız. İçimizdeki içgüdülerimiz vardır. Nasıl ki zayıflamak istediğimiz zaman içgüdümüz yemek yemek ister. Yemesek de bir şey değildir. Eğer ki ahlaksat böyle bir içgüdü biyolojik bir şeyse o zaman pekala bazı insan onu istediği zaman da uygulayamayabilir. Şey yani kötülük kavramı biyolojik bizim onu eğilimimizden farklı bir şeydir. Demek istediğim şu. Ben de elbette ki onların kötü olduğunu düşünüyorum. Fakat felsefi açıdan siz Allah kavramını bir kenara bıraktığınız zaman evrensel bir kötü kavramının varlığını bile savunamazsınız.